Havaların ısınmasıyla Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarında artış yaşanırken Yozgat'ta son bir haftada 255 kişi vücuduna yapışan kene nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Hastalığın yoğun şekilde görüldüğü illerden biri olan Yozgat'ta ilkbahar mevsimiyle birlikte kene vakaları başladı. İç Anadolu bölgesinde özellikle Yozgat, Sivas ve Tokat çevrelerinde sık görülen ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan keneler kırsal kesimde yaşayanlar için risk oluşturuyor. Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurduğunu söyleyen uzmanlarsa tarım alanları, yeşil alanlar ve hayvancılığın yapıldığı yerlerle pikniğe giden vatandaşlara uyarılarda bulunarak tedbirli olmalarını istedi. Endemik bölgede, Kırım-Kongo endemik bölgede vatandaşlar dağa, ormana, tarlaya, bahçeye giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giyinsinler. Pantolon paçalarını çoraplarının içerisine koysunlar. Kırsal alandan döndükten sonra kıyafetlerini tamamen çıkartıp vücutlarını kontrol etsinler. Özellikle kasık bölgeleri, diz arkası, kulak arkası, ense bölgesi, saç diplerine bakıp kene var mı yok mu kontrol etsinler. Eğer ki hastaya kırsalda kene temas etti, sağlık ocağına başvurmadan kendileri keneyi çıkarsınlar görür görmez. Bunu çıplak elle yapmasınlar. Mümkünse varsa bir eldiven, yoksa bir bez parçası, bir poşet parçasıyla kenenin kafa kısmına, baş kısmına en yakın yerden tutup keneyi çıkarsınlar. Kene tuttuktan sonra kendilerini 10 gün boyunca gözlemlesinler. Ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, bu belirtilerden bir veya birkaçı olursa o zaman hastaneye başvursunlar. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı ölümcül bir hastalık. %4-5 oranında mortal seyrediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını öneriyoruz.